Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank sabah kahvesini sunar. Mutlu Günler Sabah Kahvesi özel yayınımıza hoş geldiniz. Girişimci kadınları konu etmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii hikayelerini dinliyoruz ve bu hikayeleri yaşatmaya çalışıyoruz. Girişimci kadınlardan kastımız tabii ki aslında üretilmeyeni üreten kadınlardan bahsediyoruz. Ve farklı sektörler demiştik ya, bunların içinde birçok alan var, birçok sektör var. Teknolojiden tutun da işte medikal ürünlere kadar, ki biz bugün medikal bir ürünü konuşacağız. Bu alanda proje geliştiren bir ismi ağırlayacağız ve aslında bir diş aparatından bahsedeceğiz. TÜBİTAK, Martek ve Kadem'in işbirliğiyle yenilikçi iş fikirlerine verilen destek projesi kapsamında 400 projeden ilk 30 ve daha sonra ilk 5'e seçilmiş bir projeden bahsediyoruz ki hakikaten gurur duyulacak projelerden bir tanesi diyelim. Hemen vakit kaybetmeyelim, Özge Hanım'a dönelim ki kendisi çok genç bir girişimci. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. 25 yaşındasınız ve aslında hakikaten çok umut vadeden bir projeniz var. Proje nedir diye dinleyelim, çünkü aslında hani medikal ürün diyoruz, biraz daha sizin anlatmanızla dinleyeceğiz ama Türkiye'de çok fazla medikal ürün olmadığı için belki hani bunu Türkiye'de üretip önce Türkiye sonra dünyaya yaymak gibi bir hedef var, değil mi? Evet, aynen öyle. Ortodontik diş breketi üretimi benim proje konu. Metal ve seramik olarak biz bunu nasıl üretebiliriz? İlk başta buradan başladık. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisi öğrencisiyim. Lisansım ve yüksek lisansımı orada tamamlıyorum. Metalürji ve Malzeme Mühendisi aslında... Biz malzeme mühendisleri her türlü malzemeyi üretebiliriz şeklinde yola çıktık. Biyomedikal benim özel ilgi alanımdı. Biyomedikal ürünler Türkiye'de maalesef çok fazla mevcut değil. Nasıl yaparız, nasıl üretiriz? İlk başta ben bununla başladım açıkçası. Dördüncü sınıfta bir girişimim daha oldu farklı bir cerrahi aletle. Maalesef destek almadı ama yılmadık. Farklı bir projeyle neler yapabiliriz de tartıştık. Yüksek lisans tez konum benim bu proje aynı zamanda. Tez hocamla beraber dental aparatlar üzerine yoğunlaştık. Ve Türkiye'de ortodonti alanında bir aparat üretimi gerçekleştirdik. Ortodontik diş breketi ne demek? Başta buradan da başlayabiliriz. Tabii, buyurun. Ortodontik diş breketi dişlerdeki şekil bozukluklarını tamir etmek amaçlı, düzeltmek amaçlı diş üstüne yapıştırılan ve diş telini tutan çok küçük dental aparatlar. Diş üstüne yapıştırıldığı için karmaşık şekilleri de mevcut aynı zamanda ve üretimleri zor denebilir. Biz bunu mevcut bir teknolojiyle bu denli küçük aparatların üretimini gerçekleştirdik. Hocam Profesör Doktor Ahmet Topuz Hoca, onun da daha önceki deneyimlerinden faydalanarak metal enjeksiyon ve seramik enjeksiyon kalıplama kullanarak bu teknolojiyi diş aparatlarına uygulamayı planladık. Aynı zamanda ben bu projeyle Sanayi Bakanlığı kapsamında teknogirişim sermaye desteğine de başvurdum. Burada ödül aldığımı öğrendikten 3 gün sonra Sanayi Bakanlığı'ndan olumlu dönüş aldım. Bir de oradan desteklendi proje. Şu anda bir şirketimiz var, Birce Dental adında. Yeni kurulduk 17 Eylül'de ve diş aparatları üzerine bir Ar-Ge yaparak Türkiye'de üretilebilirliği gerçekleştiriyoruz. Proje
projeyi çok anlamlı buldum. Çünkü hem sağlık alanına sesleniyordu hem de ekonomik anlamda ciddi katma değeri olan bir projeydi. Eğitim süresince de önemsediğim ve benim aday olarak gördüğüm projelerden biriydi. Katma değer sağlaması ve yenilikçi olması bir tarafı. Bir tarafı da ekonomiye sağlayacağı katkı. Patentini aldıktan ve üretime geçtikten sonra bir Türk malı dental ürün olarak medikal anlamda Türkiye'ye ciddi fayda sağlayacak bir ürün olarak görüyorum ben Özge'nin ürününü. Çünkü yurt dışından gelen ürünler, dental ürünler ve yurt dışından ithal edildiği için de çok ciddi anlamda maliyetleri yüksek ürünler. Bu dişçilerimize bir maliyet getiriyor. Farklı boyutuyla baktığınızda da halkının ikinci zinciri dişçilerimizden tedavi ettikleri hastalara da o maliyet yansıyor. Dolayısıyla bu ürünün yenilikçi bir ürün olması ve Türkiye'de üretilecek olması beni çok heyecanlandırdı. Bu aslında belki medikal üretimi olmayan veya çok sınırlı olan Türkiye'nin bir adımı gibi bir durum olacak. Aynen belki, öyle. Mi? Türkiye'de steril mendilden tutun şırıngaya, herhangi bir cerrahi alete üretim maalesef çok çok az seviyelerde. Neredeyse hiç yok. Hepsi yurt dışından geliyor. İmplant üretimi başladı. Bu 5 sene içinde gelişmeye başladı. Birkaç firma var Türkiye'de. Dental anlamda implant olarak bu firmalar ama braket anlamında maalesef hiçbir firma diş braketi üretimini gerçekleştirmedi. Maalesef de olmuyor aslında. Biraz da benim kazancım oluyor bu. Evet tabii, fırsat yaratmak. Fırsat yaratmak, evet. Aynen. Farklı medikal implantlar olsun, cerrahi aletler olsun, bu tip uygulamalar maalesef Türkiye'de çok az. Bu da maliyetleri çok yükseltiyor. Hepsi yurt dışından geliyor. Gümrük vergileri, bir takım ekstra ödemeler ve doktor fiyatları da binince aynı zamanda çok yüksek maliyetlere, tedavi görememelere neden oluyor. Binlerce lira ödemek istemiyorsunuz açıkçası. Türkiye'de yavaş yavaş yaygınlaşan bir tedavi yöntemi ortodonti. Ancak maliyetten dolayı çok fazla hasta buna ulaşamıyor. Biz daha fazla ortodonti hastasına ulaşmak için, daha fazla hasta tedavi görebilsin diye aynı kalitede daha iyi performanslar sağlayarak ve fiyatta minimize ederek bu şekilde daha fazla ortodonti hastasına ulaşmayı hedefledik. Aynı kaliteyi aslında daha uygun, evet, rakamlara, daha ulaşılabilir seviyeye çekme. Aynen durumu öyle. Sizinki. Mevcut olan teknolojileri kullanıyoruz aslında biz. Çünkü Türkiye'de teknoloji olarak metal enjeksiyon ve seramik enjeksiyon kalıplama yöntemi çok yaygın olmasa da kullanımda. Ancak daha işte silah tetik aparatları, daha bulk, daha büyük boyutta malzemelerin üretimi için kullanılıyor. Biz diş breketi gibi milimetrik boyutlardaki üretimi bu teknolojiyle entegre ettik. Başaracağımıza inanıyoruz. Breketlerde kesinlikle bence implanttaki kadar büyük fark olamaz. Çünkü implant çok yüksek teknolojiyle üretiliyor. Komplikasyonu daha fazla ama brakette teknoloji gerekiyor ama komplikasyonu fazla değil. En fazla braket telinde işte kanalına oturmaz braket. Braket yerinden tutuculuğu zayıf olur. Denenir. Bir sıkıntı olursa başka bir braket tekrar kullanılır. O yüzden mutlaka her ortodontist dener diye düşünüyorum. Riski yok çünkü. Başarılı da olmaya başladı yerli implantlar. Braketler bence kesinlikle daha başarılı olur. Türkiye'de üretilmemiş bir şeyi hani Türk ürünü olarak, Türk malı, hı hı, olarak, evet, güzel, gurur verici, umut verici. Fakat hani bunu üretmekle kalmıyor. Aslında pazarlamanız gerekiyor bir de. O kısmı da, yani hani Türkiye'nin çok bulunmadığı bir alandaki ürünü nasıl Türk ürünü diye kabul ettireceksiniz kısmı var. Doktorlarda genel bir yargı var aslında. Biz bunu kırmayı da hedefledik bir yandan. Çin'e bakıyorsunuz. Çin ürünlerinin kalitesiyle Amerikan ürünlerinin kalitesi belki de hani arasında dağlar kadar fark var. Bu Amerikan standartlarında Çin ucuzluğunda bir ürün gibi bir şey olacak aynı zamanda. Doktorlar niye bunu kullanmasın? Aparatlar doktorların alışkanlıklarına göre daha çok kullanılıyor. Ben bu ürün istiyorum deyip o ürünü alıyor.
Ama biz araya girerek ya da devlet desteği belki de alarak arkamıza, yani sonuçta Türkiye'de üretilmiş bir ürünü hastanelerde kullanabiliriz diyerek ortodontiste ulaştırmayı hedefliyoruz. Doğru bir ağ kurulursa, doğru bir tanıtım ağı ekiple beraber hedef noktaları seçip pilot çalışmaları yapılırsa, sonuçlar sunulursa ortodonti uzmanlarına, mutlaka ortodonti uzmanları deneyecektir. Yani hani denenmeyecek, çok düşünülecek bir şey değil bu. Bence mutlaka denemek lazım. Birçok ürün üretebilirdiniz. Yani endüstriyel birçok alanda kullanılabilirdi ama bu fikir aslında biraz daha acaba hani yaşanmışlıkla mı alakalı, farklı bir hikayesi mi var, neye bağlı? Şöyle, yaşanmışlıkla alakası yok. Hani daha önce bir breket kullanmadım, ortodonti tedavisi de görmedim. Ancak şöyle bir şey var, ben özel sektörde de çalıştım bir dönem. Mesela bir ürünü buraya gelip fabrikasını kurup, ondan sonra işte üretimini gerçekleştirip ama yurt dışı menşeli şekilde satıyoruz. Hani Türkiye'de bu bir gerçek. Ben bunu nasıl değiştirebilirim'i ilk başta düşündüm. Yani girişimciyseniz eğer yerinde duramıyorsunuz. Neyi nasıl daha fazla üretirim, Türkiye'de nasıl tutunabilirim? Bu tip şeyleri düşündüğünüz için devamlı ve biyomedikal de benim özel ilgi alanım olduğu için ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünürken medikal alanda çok fazla ürün üretilmediğini keşfettim. Çıkış noktamız metal enjeksiyon kalıplama ve seramik enjeksiyon kalıplamayı Türkiye'de ne kadar fazla ürüne uygulayabilirizdi. Breketle başlayıp daha fazla dental aparat, daha fazla medikal ürün ya da endüstriyel ürün üretmeyi düşünüyoruz. Yeni bir ürün, Türkiye'de ilk defa dental anlamda çalışması yapılacak bir ürün. Daha şimdiden bizim görüştüğümüz dental uzmanlar bunun çok önemli katkılarının olacağını düşünüyorlar. Bu faydalar da biz bu girişimcilik kampına başladığımız zaman bizim için bir heyecandı. Kimler gelecek, nasıl projeler gelecek, biz onlara nasıl katkı sağlayabiliriz? Şükür biz girişimci adaylarımızı aldık, ağırladık, eğitimlerini verdik, onlarla güzel günler geçirdik. Tabii şimdi o hamurun bir yoğrulması, bir şekillendirilmesi alanındayız. Sizler buna önemli katkı sağlıyorsunuz. Bizlerin bu projesini ekranlardaki izleyicilerimize de duyurmamızı sağlıyorsunuz. Bu zaten belli bir proje pazarının oluşmasını sağlayacaktır. Onun dışında da sanayi odalarıyla, organize sanayi bölgelerindeki temsilcilerle çeşitli görüşmelerimiz var. Hem TÜBİTAK hem KADEM ayağının. İnşallah sağlam bir şekilde yürüyoruz diye düşünüyorum bu projelerde. Bir kamptaydınız ve o kampta bir hafta bir süre geçirdiniz. Mentorlarınız vardı. İşte hepinizi aslında bu 30 kadın girişimci, birbirinden değerli kadın girişimci de hepsi birbirini tanıyor. Çünkü hepiniz aynı kamptaydınız değil evet. mi? Ne yaşadınız orada? Nasıl bir kamptı? Kamp hayatı çok eğlenceliydi. Zaten herkes de bunu söylemiştir. Çok güzel bir kaynaşma oldu. Yaş gruplarımız çok farklıydı. Biz 30 kadın bir araya geldiğimizde kimse birbirini tanımıyordu ilk başta. Ama herkes bir şeyleri aktarmak için, bir projeyi, bir düşünceyi anlatmak için oradaydı. Bu tip kadınlarla beraber olduğunuz zaman onların projesini kendinize geçirebiliyorsunuz. Birinin projesi size anlatıldığı zaman siz de bunun üzerine düşünüp yorum yapabiliyorsunuz. Kampta bu her yerdeydi. Lobide konuşuluyordu, yemeklerde konuşuluyordu. Herkes birbirine bir şeyleri iletmeye, bir mesaj vermeye çalışıyordu. Çok yardımlaşmayla yürüyen bir 5 gün geçirdik biz. Şimdi tabii o kampta birbirinizle ilişkileriniz bir yana, mentorlar var ve bu mentorlarla da aslında ne olacağını, ne yapacağınızı konuşuyorsunuz ve bir eğitim alıyorsunuz. Oradaki ilişkileri, yani mentorlarla ilişkiler, ne yaptınız, nasıl eğitim aldınız, süreç nasıldı, onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Eğitimler çok zorluydu. Bir yandan da çok pozitifti. Herkes bir arkadaş ortamı, yani mentor, öğrenciyle diyalogları, bu kadar birbirine yakın bir topluluk ben daha önce karşılaşmadım. Yani mentorlara istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz, doyurucu cevaplar alıyorsunuz. Kafanıza takılanları siz daha bunun farkına varmadan onlar size
geri dönüş yapıyor. Bu muhteşem bir şey gerçekten. Bizim orada gözümüz açıldı. O şekilde söyleyebilirim. Kadem yetkilileri, Marmara Teknopark yetkilileri, hocalar hep bir arada bir kamp dönemi geçirdik. Aramızda bir mesafe yoktu açıkçası. Bu çok önemli. Sonuçta oraya gidiyorsunuz, kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmiyorsunuz. Bu açıdan bize çok büyük destek sağladılar. Siz neticede orada 5 günlük bir eğitimden geçiyorsunuz ve o bir eğitimin son 2 günü seçim. Ama orada siz bunun farkındasınız, yani 5 proje kalacak. Evet. Ama bir anlamda teknik olarak rakip olmanıza rağmen böyle bir duygu çok hissetmedim ben anlattıklarınızda. Hiç öyle bir duygu olmadı. Bize sunum hazırlamamızı istediler. 5'er dakika sunum yapacaksınız. Ve şu şekilde 25 mentorla biz konuştuk. Daha sonra bu 10 kişiye indirildi. Yani 30 kadından aslında 20'si elendi. Biz bunu bilmiyoruz. Aslında çok ciddi bir rekabet ortamı olması lazım. Çünkü ertesi gün sunuma çıkacaksınız. O 10 kişi sunacak. Ama herkes bize ayrılan salonda oturdu ve birbirlerinin sunumlarına dahi sen şunu yapsan daha iyi olur, senin şurası eksik falan gibi paylaşımda bulunuldu. Yani kimse kenara çekilip ben kendim yaptım, kimseye göstermem falan gibi herhangi bir cümle kurulmadı. Herkes birbirleriyle bir şeyler paylaştı. Ve 10 kadın orada sunuma çıktığında, en son gün, final gününden bahsediyorum. Alkış kıyametti, öyle diyeyim. Hani ben ilk 5'e kaldım, ödül aldım. Birisi bana da çıkıp o benim hakkımdı demedi açıkçası. Biz zaten seni destekliyorduk, senin projen çok iyiydi falan gibi cümleler kuruldu. Ve ödül alanların alkış teliyle oraya ulaştırıldı. Bu çok önemliydi bizim için. Neticede bu tip desteklerin, yani o bahsettiğimiz TÜBİTAK, MARTEK ve Kadem'in desteğinin farkında olmak gerekiyor. Bir şekilde internet olabilir, birisinden duyabilirsiniz, afişler olabilir. Siz nasıl fark ettiniz? Ben toplu taşıma kullanıcısıyım. Ben otobüste fark ettim açıkçası. Baktım reklam panosunda inovasyonda kadın. Kadının yeri girişimcilik ortamında aslında Türkiye için söylemek gerekirse biraz daha düşük seviyelerde. Hep kadın hakları diyoruz, işte kadını girişimciliğe alıştırmak diyoruz, farklı işlerde kadınları görmek istiyoruz. İnovasyonda kadın başlığıyla bir afiş görüyorsunuz. Benim de projelerim var, ben buna başvurayım şeklinde gelişti. Son günmüş, son gün başvuru yaptım, son saatlerde hatta ve 400 küsur projenin içinden seçildim. Bunu daha önceki girişim deneyimlerimden dolayı bekliyordum açıkçası. Hani ben ilk 30 kadının içine kalırım diyordum ama arandığımda acayip mutlu oldum mesela. Ondan sonra 30 kişi bir kamp hayatı. Sonuçta ben öğrenciyim. Farklı tip eğitimlerde çok fazla bulunmadım açıkçası. Okula gittim, okuldan geldim. O şekilde bir hayat geçirdim. 5 gün kampa gelir misiniz diye sordu. Dedim seve seve. Siz ne önerirsiniz? Yani girişimim olabilir veya ben de girişimci olabilirim, benim de fikrim var diyenlere, ki siz de aslında sıfır sermaye ile başladınız değil mi? Yani aynen, herhangi öyle bir sermaye yoktu. Ve işte maddi manevi destekler aldınız daha sonrasında. Siz ne önerirsiniz bunu diyenlere? Türk toplumunda herkesin bir fikri var açıkçası. Var. Yani herkes bir şeyler üretmeye çok meyilli. Bunlar kimi zaman fikir aşamasında kalıyor, kimi zaman bir sözle sönüp gidiyor. Ama bazı insanlar bunun peşine düşüyor. Bu tip insanlar ne kadar fazlaysa eğer, onların çevresinde yeni yeni farkındalıklar oluşuyor aslında. Ben cerrahi el aletiyle girişimde ilk başta girişime başladım. Daha sonra bu tip destekleri araştırmaya başladım. Çünkü ben bir tek Sanayi Bakanlığı'nı biliyordum. Sonra TÜBİTAK'ta destek verdiğini öğrendim. Ben yavaş yavaş kendimi geliştirdim. O şekilde söyleyeyim. Benim çevremdeki insanlar da benim de şu yarışma varmış, bak senin de fikrine şu yarışma uyuyormuş gibi farklı insanlarla bunu paylaştıkça bu arttı. Benim çevremde mezun olan 10'un üstünde arkadaşım kendi girişimini gerçekleştirdi. Destekler alarak şirket kurdu.
ben neden olmayayım diye yola çıktım ve farklı fırsatları değerlendirerek bu aşamaya geldim. Benim fikrim var deyip sıfır sermayeyle herkes başlayabilir değil mi? Bunun da aslında bir örneği oldunuz. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de gerçekten çok büyük destekler var girişimcilik anlamında. Bu tip farkındalıklar yaratmak lazım. Daha fazla reklam yapıp daha çok gün yüzüne çıkarmak lazım. Bu yarışmalarda belki de bunun için yapılıyor. Bu program da aynı zamanda. İnovasyonda kadın, girişimcilik kampı, bunlar yapılıyor. Gelin siz de başvurun diyebilmek önemli. Birazcık araştırma ruhu varsa eğer insanda bu tip şeylere ulaşıyor. Türk ürünleri Avrupa'da diş hekimliğinde bence özellikle implantlar da duyuyoruz. Mesela işte Türkiye'de üretilip tekrar Almanya'dan patent alıp gelen implantların bile olduğunu biliyoruz. Doğru teknolojiyi bulup yaptıktan sonra çok büyük komplikasyon olacak bir iş değil. Bu tür ürünlerin altyapısında ciddi Ar-Ge çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Türkiye artık bu anlamda ileri bir ülke olarak görülüyor. Çünkü Bilim ve Teknoloji Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız bu anlamda üniversitelerimizi ciddi destekliyor. Dolayısıyla üretilen ürünler onay almadan önce önemli onay zincirlerinden geçiyorlar. Yani bakanlıklar, patent enstitüleri vesaire. Patentinin alınmış olması bir değer ifade ediyor. Yani ilk onay o şekilde veriliyor. Ve ilgili bakanlıklarda, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı vesaire ilgili bakanlıklarda da incelendikten sonra evet bu ürün kullanıma uygundur onayı verildiği için ve bu bakanlık izinleriyle de bu ürünler yurt dışına pazarlandığı için güvenilir olduğu çeşitli fuarlarda, pazar sunumlarında kendisini gösteriyor zaten. Etrafınız nasıl karşıladı? Yani aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir, destek veren kurumlar olabilir ya da halihazırda zaten okumaya devam ediyordunuz. Evet. Yani üniversite dediğim yüksek lisansa oradaki hocalarınız da tabii ki hani onların da katkısı mutlaka var. Nasıl karşıladı herkes? Herkes çok olumluydu. Ben İzmir'den arandığımda İzmir'deydim, ailemin yanındaydım. Böyle böyle bir kamp var dediğimde ne güzel hani... Keşke biz de gelebilsek falan gibi böyle cümleler kuruldu. Daha sonra arkadaşlarıma haber verdim. İşte ben kampa gidiyorum. İnovasyonda kadın kadem düzenliyor. Marmara Teknokent düzenliyor. Hani herkes vay böyle şeyler de mi yapılıyormuş? İnovasyonda kadın hani çok ilginç falan diye böyle tepkiler aldı. Zaten girişimcilik kampı daha önce yapılıyormuş. Yani geçen sene de düzenlenmiş. Ama bu sene ilk defa kadem ortaklığıyla... Sadece kadın girişimcilere düzenlenmiş. Buradaki de farkındalık şu şekilde oluşmuş açıkçası. Marmara Teknokent girişimcilik kampını düzenlerken 30 kişiden ikisi kadınmış. Sonra ne yapalım, hani bu sayıyı nasıl daha fazla arttırabiliriz diye kademle bir araya gelmişler. Ve sadece kadına yönelik bir girişimcilik kampı yapmaya karar vermişler. Bunun da bir parçası olduğumuz için biz çok mutlu olduk açıkçası. Hikayenizi benim dikkatimi çeken bir konu daha var. Onu da izleyenlerimizle paylaşalım isterseniz. Hani ailedeki ilk kadın ve tek kadın mühendisim diyorsunuz, evet, değil mi? Yani hani hikayeyi dinlerken acaba ailesi bir doktor mu var veya medikal ürünlerle uğraşan birisi mi var? Ya da işte yoktu, mühendis mi var etrafında, anne baba gibi hani insanda böyle bir algı oluşuyor. Yok, o hikayeyi biraz dinleyebilir miyiz yani? Tabii, memur ve işçi kökenli bir aile. Herkes biraz daha garantici. Çok fazla öğretmen, doktor, işçi. Bu tip insanlarla bir aradasınız. Ve aman kızım işte düzenli bir maaşın olsun. İşte ileride zaten evleneceksin, çoluk çocuk sahibi olacaksın. Böyle düzenli bir hayat kur modundaydı. Ama ben hep risk almaya yöneldim. Şu da projem var, bu da hayata geçsin, bu şekilde olsun, niye biz üretmiyoruz falan diye hep bir çıkıntılık halindeydi. Ailedeki tek kadın mühendisim bir yerden başlamak gerektiğine inanıyorum. Aile bu kadar garantici, sen niye böylesin? İçimden geliyor yani, yapacak bir şey yok buna. Şimdi ne diyorlar peki? Şimdi acayip destekliyorlar yani, herkes arayıp iyi ki yapmışsın bak
seni gazeteden de biliyoruz. İşte artık kanallara da çıktın falan gibi böyle birçok yorum alıyorum ve beni çok motive ediyor açıkçası. Şimdiki hedef, hani başta söylediğiniz hedef, farklı üretimler de olabilir veya olmayanı üretmek anlamında dediniz. Girişimcilik böyle bir şey zaten. Bir fikriniz, farklı bir fikriniz var mı ya da aynı alanda mı devam edeceksiniz? Üretim teknolojisini farklı alanlarda kullanabiliriz. Biyomedikal olur, sanayi, ağır sanayi olur, savunma sanayi olur. Değişken bir olay. Ama yani bizim çıkış noktamız Türkiye'de üretilmeyeni üretmek. Birçok devlet politikası olsun, daha fazla ne üretebiliriz'i tartışmak için. Şu anda politikalar bu şekilde ilerliyor. Biz de bunun bir parçası olmak istedik açıkçası. Çünkü Türkiye'de kendine yetebilecek bir ülke ve süper bir güç aslında. Ama bunu kullanabilmek önemli. Bu projeden üretim aşamasına gelmeden veya proje ödül almadan bahsetmiş miydiniz etrafınıza? Bahsettim, evet. Yani beni en çok yönlendiren benim yüksek lisans tez hocam oldu. Böyle şeyler de çok önemli. Yani bir hocanın, hayat görüşü olan bir insanın seni olmayan daha yeni yetmelere diyeyim, bu şekilde aktarabiliyor olması da çok önemli. Ben hocayla çok güzel bir diyalog yakaladım. Tamamıyla benim fikrim değildi. Hocanın da çok büyük katkısı oldu. Onunla beraber geliştirdik ve ilerlettik. Herkes benim kadar şanslı olmayabiliyor. Bundan korkmayın, hani benim fikrim çalınır, ben işte yapamam zaten falan gibi demeden herkesin bir şekilde girişimci olması gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Emeğinize de sağlık. Çok güzel, umut veren proje olması. Ve bir daha söylüyorum, yaşınızın çok genç olması ve umut vaat etmeniz açısından kişisel olarak da çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, Türkiye'nin pek de bulunmadığı bir alan olan medikal üründe aslında bu projeyle beraber Özge Çoşut konuğumuzdu. Ve kendisiyle aslında hikayesini konuşmuş olduk, hikayesini dinlemiş olduk. Programımızda noktalıyoruz. Farklı bir isimle birlikte oluncaya dek hoşçakalın. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank, sabah kahvesini sundu.